söylemek istiyorum. Burada özellikle laboratuvar sayımızı şu dönemde 6 olan sayımızı erken dönemde hafta sonuna kadar 16'ya, devamında bu sayıyı bütün büyük şehirlerde çalışmaya, ayrıca hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş olan kiti ise ülkenin bütün illerine vererek burada hızlı sonuç almanın önemli olduğunu bildiğimiz için bunu hızla gerçekleştirmiş olacağız. Yani getireceği faydalar, test daha çok sayıda şehirde yapılacak, test daha çok sayıda şüpheliye vakit kaybı olmadan uygulanacak. Ayrıca Umre'den gelen 5000'in üzerinde vatandaşımızı biliyorsunuz gözleme aldık. Özellikle yüksek öğrenim yurtlarında bu vatandaşlarımızı 14 gün süre boyunca gözlem altında tutmuş olacağız. Ve bu dönemde sağlık durumları da yakın takip edilip yine bilim kurulunun önerisi doğrultusunda muhtemelen 7. veya 8. gün bir taramadan geçirmemiz planlanıyor. Ayrıca Alo 184 Sabim hattı geçen hafta söylemiştim. Sağlık Bakanlığı iletişim hattımız korona danışma hattı olarak hizmet vermeye başlamıştır. Vatandaşlarımızın şikayetleri olması durumunda bu hat üzerinden hizmet alabilir olacaklar. Uzman hekimlerimiz görev aldığı bu rehberlik hizmetiyle bazı ön hizmetleri geniş kitleye vermiş olacak. Ve bununla vatandaşlarımızın destek hattımız sayesinde mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarını, temasa geçtikleri kişi sayısını asgaride tutmalarını istemiş olacağız. Bu arada devlet tedbirleri olarak ulusal ve uluslararası bilimsel veya ticari açık ya da kapalı toplantı, kongre, konferans, fuar ve benzeri tüm etkinliklerin durdurulduğunu biliyorsunuz. Ayrıca bilim kurulumuzun önerisi, bakanlığımızın talebi, ilgili bakanlıklarımızın talebi, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bugün itibariyle İçişleri Bakanlığımızın eğlence mekanlarının tiyatro, sinema, konser salonu, kahvehane, kıraathane, nargile salonları, internet kafeler, yüzme havuzları, hamamlar, oyun salonları, spor salonu gibi mekanların faaliyetleri de bildiğiniz gibi askıya alındı. Müze ve kütüphanelere ziyaret ve kullanım kısıtlamaları getirildi. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın da takdiriyle Diyanet İşleri Başkanlığımız cemaat ile kılınan namazlara belli bir süre ara verilmesine karar verildi. Uçuş yasakları bugüne kadar bildiğiniz gibi 14 ülke ile bu yasak konmuştu. Bu yasak ülkelere 6 tane ülke daha ilave edilmiş oldu. Yarın 08 itibariyle İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri ile uçuşlar yarın yerel saat 08 itibariyle yasaklanmış olacak. Böylece uçuş yasağı uyguladığımız ülke sayısı 20'ye çıkmış oldu.